Sayın katılımcılar, sayın organizasyon komitesi, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Yeşil Ova Höyü Ziraatçı Merkezi aynı zamanda ilk kez böyle bir organizasyonda da, özellikle mimarlıkla ilgili bu tür bir organizasyonda ev sahipliği yapması açısından çok memnun duyuyor ve aynı zamanda Yeşil Ova Höyü de aslında 8500 yıl önce İzmir'in ilk yerleşim alanı olan bu alanda doğal her şeyi kullanan ilk yerleşimcilerle başlayan İzmir kültür tarihinde aynı zamanda örnek bir alanı. Şöyle kısaca size bahsetmek istiyorum. Yeşil Ova'nın yer aldığı alan aynı zamanda İzmir'in tarih öncesi yerleşim alanı. Hiçbir kentte olmayacak kadar yoğun bir yerleşime sahip. Ve bu alanda üst üste 15 kez kurulmuş bir köy yerleşimi var. İlk başlangıcı günümüzden 8500 önceye kadar giden ama daha sonra Roma döneminde de en son aşamada yerleşilen, dediğim gibi üst üste en az 15 kez yerleşilmiş bir yerleşim alanı. Ama her şey toprağın altında. Toprağın altındaki bu yerleşim aslında taş, toprak ve suyun kullanıldığı ve doğal malzemelerin, bütünüyle çevredeki doğal malzemelerin kullanıldığı ilk yerleşim alanlarını barındırıyor. Ve zaman içinde de yine doğa tekrar bu yerleşimi kendi bağrına, yani toprağın altına almış vaziyette. Burada dediğim gibi aslında 8500 yıl önce kurulan bir yerleşim söz konusu. İlk başladığında çoğunlukla geçici barınaklar şeklinde olan, yani çadırvari yapılarda, doğal yapılarda başlayan, ancak daha sonra dörtgen yapılarda, özellikle de belki Ege'nin ilk taş mimarisinin ortaya çıktığı yapılarla devam eden ve ardından da taş temelli, üstü tamamıyla kerpiçten, çamur ve ahşap destekli olarak yapılan yapılarla süren bir mimari süreci burada barındırmakta. Ama şunu söyleyebiliriz, 8500 yıl önce buraya yerleşenler hiç öyle gelişigüzel yerleşmeyi tercih etmemişler. Düzenli, güneşe doğru evlerinin verdiği, ortasında geniş avluların olduğu ve aynı zamanda Çatalhöyük'ten de çok farklı olarak evlerin birbirine ayrı olarak inşa ettikleri, belki özgür İzmirliler diyebiliriz bunları, ilk Egeliler. Ama aynı zamanda hiç savaş araç gereçleri olmayan barışçıl Egeliler burada yaşamış. Aralarında dereleri, yani doğal bütün kaynakları kullanmışlar ve bu yaşam tarzı içinde av ve tarımla ve hayvancılıkla uğraşan bir yerleşim burada kurmuşlar. Ama bütün yerleşimde kullandıkları malzeme hep doğal, buranın kendi ürettikleri çevrede olan malzemeleri kullanmışlar. Taş aletler üretmişler. Son derece güzel çanak çömlekler, ince çanak çömlekler üretmişler ki bunları belki bu toplantıların bitiminde, kazı evinde önemli bir kısmını görme imkanınız da olacak. Ve mühürleri olan düzenli bir yerleşimleri var. Yani organizasyonu güçlü bir toplum olarak karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla da ay ya da güneş şeklinde mühürleri olan ve Egeli dediğimiz zaman balığı da seven bir toplum. Bu dönemde 8500 yıl önce deniz -35 metrede, yani neredeyse körfezin dışında olmasına karşı bu dönemde İstanbul Boğazı yok. Bu dönemde ama çiprayı seviyorlar. Yani Egeli olarak çipra kemiklerini bulabiliyoruz. Deniz kestanesi ya da balık, birçok balıklarla ilgili bulgularımız var. Hatta köpek balığı iskelet kalıntıları bile mevcut. Deniz ürünleri Egeli deyince tabii ki midiyi çok seviyorlar. Kum midiyeleri, hatta Fransa'dan önce de belki salyangozu yemişler. Ama bir başka şey var, doğal çevre içinde panterin de en yoğun yaşadığı, Türkiye'de en panterin en çok ve en yoğun yaşadığı bir alanda burada yaşamışlar. Bu yerleşim daha sonra terk edildikten sonra bugün forumun önündeki ikinci alan Yassıtepe'ye doğru yerleşim kaymış. Burada da artık savaş rantın olduğu yepyeni bir 5000 yıllık yerleşim kurulmuş. Ama bugün bir kısmı yapıların altında kalan bu yerleşim de yine
koruma altında ve kentin 5000 yıllık geçmişini bir ölçüde birazcık da mücadelenin gerektirdiği geçmişini burada görme, ayağa kaldırma imkanımız oluyor. Ve bu döneme ait de birçok çanak çömlek, sıvı kapları ve bir başka şey üzümü buluyoruz. Yani 5000 yıl önce üzümün de aynı zamanda ilk atasının ya da beşiğinin olduğu bir merkez olarak bu alanlar kullanılmış. İşte bu, bütün bu alanda farklı bir sunum, aynı zamanda hem arkeolojik alanların hem de bir ölçüde kazı evinin ve diğer bulguların sergilenebileceği, içinde müzesi de olan farklı bir yapılaşma, bir bina olsun düşüncesiyle Bornova Belediyesi ile yapılan çalışmalarda bir yarışma projesi kapsamında bütün bu alanda yepyeni bir proje geliştirme imkanı olduk. Sayın Evren Başbuğ'un da bu konuda kazanmasıyla, özellikle de birincilikle kazanmasıyla ve belediyenin de bu projeyi yapmaya karar vermesiyle böyle bir ziyaretçi merkezi projesi ortaya çıktı. Tabii çok farklı unsuru bir arada barındıran Türkiye'deki ilk bu anlamdaki proje ve şu anda bu proje 2014 yılından itibaren de aktif olarak ziyaretçi trafiğine açık. Ücret olarak sadece bir atık pilin, yani kullanılmış pilin getirildiği, herhangi bir ücretin alınmadığı Türkiye'deki belki tek müze, tek yerleşim alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yerleşim alanında işte içinde müzesi olan ve aktif seyredilebilecek, izlenebilecek kazı evini görebilecekleri, yani işin mutfağını görebilecekleri bir kazı evi bulunan, çocukların ya da büyüklerin, farklı yaşlardaki kişilerin anlayarak ve aktif olarak içinde bulunabilecekleri bir ziyaretçi merkezi. Çocuklar örneğin kazı da yapabiliyor ya da üzerine deri giysi giyip bir, o döneme ait bir neolitik köyün içine girerek bir saat kadar yaşayarak bu dönemi deneyimleyerek öğrenebiliyor. Yani yaşayarak aktif öğrenebilen bir merkez olarak burasını birçok farklı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerde, hatta yurt dışından gelen ziyaretçilerde kullanma, görme imkanını bulabiliyor. Burada tabii amaç yaşamı, o vitrinlerdeki sergilenen eserlerin yaşam içindeki yerini görebilmek. Bunu görürken de o kendi bizzat o yaşamın içine sokabilmek. Tabii bu anlamda Evren Bey'in de belirttiği gibi birçok ödül kazandı bugüne kadar. Ve her yılda bu ödüllere yeni ödüller eklemeye devam eden bir bina olarak Merkez Bornova Belediyesi'nin desteğiyle bu çalışmalar bu alanda sürdürülüyor. Size kısaca bu alanla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Sempozyumun ve kolegyumun başarılı bir şekilde devam etmesini diliyorum. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.